Hristiyan bir memleket, onlarda içki şu bu, kalkınmaya hiç de müsait bir memleket değil. Bir çalışmalar yapılması lazım, tarımcılıkla geçiliyor, fabrika yok, hiçbir şey yok. İçki fabrikaları var, özel olarak yani demek istiyor ki diyor devlet, için düşünmeyin nasıl olacak gelecek diye, <gülüyor> için <gülüyor> öyle gecenizi geçirin, gündüzünüzü bitirin. İşte her yerde İslam için çalışmak gerekiyor. Boş durmak Müslüman'ın işi değil, Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu ve her kesime Allah'ın hidayetini götürmek gerekiyor. Ne olursa olsun. Yani Necati ismi o şarkıcı dedi. Neco diyorlar ona. Neco King diye. Necati abi diyoruz biz ona. Bir muhabbetli adam. Bir muhabbetli adam maşallah. Yani şarkı söylüyor. O da biliyor şarkı söylemenin doğru olmadığını. Bırakacağım inşallah da hocam işte şöyle de hocam şöyle de falan filan. Biz de dedik biraz böyle ilahiye çevir. Allah'ın izniyle ilahi söyle. Hem ilahi de çoğu insana da güzel şeyler de öğretmiş olursun. Sözleri kendi yazıyormuş zaten. Yaz ilahileri, güzel sözleri. Oradan insanlarda bir ışık tutmuş olursun Allah'ın izniyle. Kendi geçiminde sağlamış olursun. Ama biliyor musunuz o şarkıcı abi bize bir vaaz etti. Ne dedi biliyor musunuz? Çok hoş yani, çok hoşuma gitti. 97'de diyor Türkiye'den bana teklif geldi. Bomba gibi şarkılarım da var diyor. Harika bir kaset yapacağız. Beni çağırıyorlar diyor. Yıldız olacağım kesin. O sıra diyor magazin programları var. Magazin programını açtım diyor. Baktım yıldız olan birisi karısından ayrıldı. Çocuğundan ayrıldı diye haber var bir tanesinde. Bir tanesini açtım diyor. Eroinden yakalandı. Hey dedim aile kalmıyor. Sağlık kalmıyor. Bunlara şöhret dediğinde hiçbir şey kalmıyor diyor. Dedim ne gideceğim ben buraya. Benim az kazanırım böyle huzurlu mutlu yaşarım diyor. Ben ailemin içerisinde adamı güzel bir şeyi hani öyle. Şimdi bizimkiler meşhur olduğu zaman hemen bulunduğu semti terk ediyor gidiyorlar ya. Yani lüks yerden bir ev alacak falan. Bu hiç terk etmemiş. Kendi yine ailesinin ortasında lüks bir ev yapmış. Onların içerisinde oturuyor yine. Hepsi dostu, hepsi akrabası. Selamlar. ama adamın dediğine güzel. Baktım ki diyor orada meşhur olsam aile kalmayacak. Yok eroinden yakalanmış yok bilmem ne yakalanmış. Dedim bu huzurumu bu mutluluğumu bozacağım ama burada dedim diyor az kazanırım. Mutlu mutlu yaşarım dedim diyor gitmedi. Yani bunu biliyor musunuz? Bütün sanatçılara sohbet olarak yayınlamak lazım. Ya ne bu kardeşim şöhret hayranlığı sizde? Ne bu para aşkı sizde yani? Senin ailenden kıymetli ne olabilir? Dostlarından kıymetli ne olabilir? Güzel bir muhabbetten kıymetli ne olabilir? Sevdiklerine birlikte oturup bir çay içmekten kıymetli ne olabilir yani? Hemen her şeyini satıyor insan ya. Her şeyini satıyor bu para ne sihirli bir maldır ya. Muhabbetini satıyor, dostluğunu satıyor, akrabasını satıyor. Neymiş? Youtube'da mı ilk o çıkacak. Ne oluyor çıkıyordu yani? Ulan bu ay var yarın yok işte. İkinci ay başka birisininki çıkacak. Öyle değil mi? Bir ay orada çıkacak diye. Bir de şimdi duydum zaten. Çok tıklansın diye bilmem kaç bin dolarda bir yerlere para ödüyorlarmış. Yani orada adam gözüküyor ya klibi işte 3 milyon, 5 milyon, 50 milyon. 50 milyonun diyor 40 milyonu parayla zaten yapıyor. Diğer 10 milyonda millet diyor ki bak 40 milyon tıklanmış diyor buna ben de bir tıklayayım bakayım neymiş bu diye. Yani şeytan öyle bir döngüye düşürmüş ki parayı kazanıyor şöhret için. Şöhretiyle parayı kazanıyor tekrar şöhreti devam etsin diyor parayı harcıyor. <laughs> Böyle yuvarlaya yuvarlaya hayatını sürdürtüyor onu. Tabii iş bitince ne YouTube'da adamı görürsün... <laughs> <laughs> ne Facebook'te görürsün, ne televizyonda görürsün. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Aynen hadisi şerifin tecellisi. Dünya. Ey dünya. Sana hizmet edeni kölen eyle. Kölen diyor Allahu Teala. Bana hizmet edenin kölesi ol. Bana hizmet edenin kölesi ol. Senin peşine düşeni hizmetçi eyle kendine. Aynen öyle.